Bu dersimizde yapacağımız şey basit bir slide gösterisi. Şu şekilde görelim hemen. Kendi kendine değişen resimler. Bizim belirlediğimiz periyot ölçütünde. Böyle bir uygulama. Bunu nasıl yapacağımızı görelim şimdi. Şunları kapatıyorum. Yeni bir proje başlatıyorum. Slide diyorum adına. Öncelikle slide gösterisine yer alacak olan resimlerimi ekliyorum. Şimdi resimlerde deneme amaçlı resimler var. Yani 4 tanesini de ekleyeceğim. Buradan import diyerek ekliyorum. Evet, seçtim hepsini. İstediğiniz kadar olabilir resim sayısı. Resimlerin isimleri de gördüğünüz gibi resim 1'den resim 4'e kadar gidiyor. Main storyboard'a geliyorum. Biraz küçültelim şunu. Image view'e bekliyorum. Boyutunda istediğimiz gibi ayarlıyoruz. Şimdi image view nesnesinin outlet'ini oluşturalım şurada hemen. Image wave 1 diyorum ben. Slide gösterisini istersek view did load da yani form açılırken başlatabiliriz. İstersek bir buton koyarak buton tıkladığımız zaman başlatabiliriz. Hatta bir farklılık yapalım. Öyle olsun. Bir tane buton koyalım hemen. Slide'ı başlat diyorum. Bir tane daha buton koyalım. Bu da durdursun. Bunların da action'ını oluşturalım. Tabii şu outlet'in üst tarafta olmasına özen gösterelim. Gerçi Swift'te çok önemli olmuyor ama diğer programlama dillerinden alışkanlık olsa gerek. Evet, bunların action'ını oluşturduk. View did load kısmını önce bir slide gösterisi için gerekli resimleri atayalım. Yani image view nesnesinin kendi özelliği bu. Yani kendi içerisinde böyle bir özellik barındırıyor. Buna animation image metoduyla ulaşabiliyoruz. Eşittir diyorum ve burada bir dizi gibi köşeli parantez oluşturuyorum. Resimlerimizi bunun içinde oluşturacağız çünkü. UI image diyorum. Parantez açıyorum. Ve parametre olarak sadece isim gireceğim ben. Resim 1 mesela. Bir tanesi buydu. Virgül koyarak resimleri giriyorum buraya. Resim 3. İsterseniz alt alta da yazabilirsiniz. Resim 4 son olarak. Evet. Tabi burada resimlerden sonra ünlem koymamız gerekecek. Evet. Ünlemlerimizi koyduktan ünlem işaretlerini koyduktan sonra artık slide'ımız başlatmaya hazır. Tek yapmamız gereken bir nokta. Start animation
slide durdurmak için de yine stop animation'ı kullanmamız yeterli olacak. Ben iPhone 5S seçelim. Çok büyük ekrana ihtiyacımız yok. Açıldı uygulamamız. Slide'ı başlat diyorum. Evet, slide gösterisi başladı fakat deli gibi gidiyor. Bunu ayarlamak için ister slide başlat kısmında istersek view did load kısmında bunu yapabiliriz. Ben burada yapacağım. ImageWave 1. Animation Duration kısmıyla bunun süresini belirleyeceğim. Buradaki anahtar kısım İlk resimden son resme kadar geçen süreyi baz alıyor. Yani bizim 4 resmimiz var. Bu 4 resmin görüntülenme süresini yazacağız. Mesela her bir resmin 3 saniye ekranda kalmasını istiyorsak 12 yazmamız gerekiyor. Şimdi tekrar çalıştırıp deneyelim. Slide başlat diyorum. Her biri yaklaşık 3 saniye ekranda kalıyor. Tabi resimleri çok özenerek seçmedim. Biraz rastgele seçtim. Umarım yararlı olmuştur.